Kimlere suikast yapılır? Suikastlerden hangi yararlar beklenir? Bazı suikastler niçin aydınlatılamaz? Hiç düşündünüz mü bunları? Ya öldürülmek istenenler? Çoğunlukla devlet yöneticileri, toplumda saygınlığı bulunan kişiler ve bir ülke için stratejik öneme sahip kimseler. Peki 1993'te uçak kazasında yitirdiğimiz Eşref Bitlis'i az önce saydıklarımızdan hangisiyle ilişkilendirebiliriz? Eşref Paşa sıradan bir asker değildi. Özgeçmişi başarılarla doluydu. Kariyerini 1990 yılında jandarma genel komutanlığıyla taçlandırdı. Orgeneral rütbesine terfi etti. Hatta dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal gelecekte onu genelkurmay başkanı olarak görmek istiyordu ama olmadı. Tarih 17 Şubat 1993, yer Ankara. Diyarbakır'a gitmek üzere havalanan Beechcraft B-200 Air King tipi uçak yeni mahalledeki PTT işletme merkezinin bahçesine düştü. Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis, 3 subay, 1 astsubay ve 1 PTT görevlisi şehit oldu. Olayın üzerinden yıllar geçti. Kafalarda hep aynı soru kaldı. Kaza mı yoksa suikast mı? Çeşitli iddialar ortaya atıldı. Kimilerine göre yaşananlar sıradan bir kaza değildi. Aslında bu doğrudan Eşref Bitlis'i hedef alan bir saldırıydı. Peki ama Eşref Paşa'yı kimler, neden ortadan kaldırmak istemişti? Çekiç gücü hiç duydunuz mu? ABD 17 Ocak 1991 tarihinde Irak'a saldırdı. 1. Körfez Savaşı olarak isimlendirilen bu saldırı 3 Mart 1991 günü imzalanan Ateşkes Anlaşması'yla fiilen sona erdi. ABD imzaladığı ateşkesten tam 1,5 ay sonra 17 Nisan 1991'de bu kez Kürtlerin yerleşim bölgelerine güvenli bir şekilde dönmesini sağlamak bahanesiyle huzur operasyonu başlattı. Operasyonu yürütecek çekiç gücün Türkiye'ye yerleştirilmesine Bakanlar Kurulu kararıyla izin verildi. Eşref Paşa gelişmelerden rahatsızdı. Kuzey Irak'ta konumlanmış durumda olan çekiç gücün derhal Türkiye'den ayrılması gerektiğini, çünkü ABD'nin bölgede bir Kürt devleti kurmaya çalıştığını söylüyordu. Hatta bu nedenle ABD Büyükelçiliği tarafından birkaç defa hükümete şikayet edildi, öne sürüldü. Bu iddia gerçek olabilirdi, zira Irak'ın Selahattin kentine gittiği sırada helikopteri çekiç güce bağlı Amerikan uçakları tarafından taciz edilmişti. Eşref Paşa taviz vermedi. Sonuna kadar gitmekte kararlıydı. Öyle de yaptı. PKK'nın arkasında ABD ve batılı güçlerin olduğunu tespit etmekte kalmadı. Buna ilişkin görüş ve önerilerini zamanın Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a rapor etti. Bununla da yetinmedi. Üstüne bir de mektup yazdı. 7 Şubat 1993 tarihinde İncirlik üssünden kalkan ABD uçaklarının PKK'ya yardım dağıttığını açıkladı. Açıklamasından tam 10 gün sonra, yani 17 Şubat 1993 tarihinde bindiği uçağın henüz aydınlanamayan nedenlerle düşmesi sonucu şehit oldu. Eşref Paşa'nın haklılığı yıllar içinde anlaşıldı. Gerçekten de çekiç güç sadece Irak'ın kuzeyinde bir Kürt devleti inşa etmekle kalmadı. Aynı zamanda PKK'yı da büyüttü. Gelelim asıl meseleye. Eşref Bitlis ve beraberindekileri taşıyan uçak gerçekten de kaza sonucu mu düşmüştü? Genelkurmay Başkanlığı uçağın düşüş sebebinin buzlanma ve pilotaj hatası olduğunu söyledi. Bilirkişi raporunda da Genelkurmay'ın açıklaması tekrarlandı nedense. Düşen uçakta pilot yüzbaşı Tuğrul Sezginler de vardı. O da diğerleriyle benzer kaderi paylaştı. Ailesi Milli Savunma Bakanlığı'na dava açtı. Olayın kaza olmadığını kanıtlamaya çalıştı. Davayı belli bir aşamaya kadar getirense avukat Nusret Senem oldu. Çok önemli kanıtlar ortaya koydu. Uçağın Amerika'daki firmasına ulaştı, sorular yöneltti. Uçaklarımız sağlamdır. -60 derecede bile uçar. Kaldı ki uçağın buzlanmaya karşı bir sistemi var ve anında devreye girer yanıtını aldı. Esenboğa Meteoroloji Müdürlüğü'nden de bunu destekler mahiyette açıklama geldi. Onlar da o günkü hava soğukluğunun sadece küçük tip uçaklar için sorun olacağını ve büyük tip uçaklarda buzlanma yaratmayacağını söyledi. İşte tüm bu bulgular olayın sıradan bir kaza olarak geçiştirilmesini imkansız kılıyordu. Öyleyse Eşref Bitlis konumundaki bir kişiye yapılacak suikastin bazı önemli nitelikleri olması gerekir. Mesela suikastin bir kaza gibi görünmesi gerekir. Mesela suikasti yapan ya da yaptıranların bulunması imkansız olmalıdır. Mesela suikastin ardındaki güçler bilinse de bu konuda açıklama yapılmasına asla izin verilmemelidir. İntikam almaya dönük eylemler olabileceğinden Eşref Bitlis'in yakın çalışma arkadaşları susturulmalı, itibarsızlaştırılmalı ve gerekirse bazıları ortadan kaldırılmalıdır. İster rastlantı deyin, ister komplo teorisi.
Bitlis'in tartışmalı ölümünün ardından ona yakınlığıyla bilinen Cumhurbaşkanı Turgut Özal kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yine Bitlis'in ekibi içinde yer alan Rıdvan Özden ve Bahtiyar Aydın gibi bazı yüksek rütbeli askerler görevi başında öldü. Türkiye'de derin yankı uyandıran Uğur Mumcu ve Adnan Kahveci suikastleri gerçekleşti. Eşref Komutan'ın ölmeden önce o çocuğa sahip çıkın dediği JITEM'in kilit isimlerinden Cem Ersever infaz edildi. Sonuç mu? 1996 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı zaman aşımı nedeniyle Eşref Bitlis dosyasını kapattı. Eşref Bitlis hayatını terörle mücadeleye adamıştı. Bu uğurda çok çalışmış, çeşitli yöntemler ve teknikler geliştirmişti. Klasik olmayan çözüm yolları bulmak konusunda oldukça başarılıydı. Terörün ardındaki güçleri ve yerli işbirlikçileri deşifre ediyor, bu yollarla terörle mücadelede başarılı sonuçlar alıyordu. Şüphesiz Türkiye'nin terör sorunundan kurtularak güçlenmesini istemeyen dış güçler ve içerideki işbirlikçileri vardı. Belli ki terör örgütü destekçisi ve yönlendiricisi olan küresel güçler deşifre olmak üzereydi. Bu bilgilerden yola çıkarak Orgeneral Eşref Bitlis suikastinin arkasında dünya çapında eylem yapabilecek yetenekte bir istihbarat örgütü ya da küresel bir organizasyon olduğunu söyleyebiliriz. En azından bu yönde bir tahminde bulunabiliriz. Şurası bir gerçek ki, Eşref Bitlis vatanını milletini seven ve ülkesinin tam bağımsızlığı için savaşan kahraman bir askerdi. Halkımızsa bu ülkenin bekası için çarpışan ve bu uğurda canını verenleri asla unutmuyor. Tıpkı Orgeneral Eşref Bitlis'i unutmadığı gibi.